Şöyle bakabilir miyiz abi? Tabii tabii. Abi tek tek bunu kızgın yağda kızartacağız hafiften hafiften. Bunu farklı tercih edenler de oluyor ama bu şekilde yapmayı düşkünüm. Soğanlarımız. Evet. İki bas soğan yaptınız herhalde. Evet. Üçte boyalım. Şimdi tekrar yan yana atalım. Sırt tarafları da kuzu haşlama diye yapıyoruz ama evet. Sırt etinden yapıyorsunuz. Yani biz bunu sırt etini yapıyoruz. Gerdandan yapanlar var, buttan yapanlar var. Evet. İncikten yapanlar var. Ama bu biraz daha etli. Bu kısım zaten pirzola kısmı. Evet. Bu kısımlar pirzola kısmı. Soğanlarımız? Soğanlarımız daha sonra. İki baş soğan doğradık. Evet, iki baş soğan ince ince doğranacak. Yağda biraz kavrulacak. Yağda kavrulurken un katacağız. Unla beraber kavuracağız. Daha sonra etle beraber tekrar bir kavurma yapacağız. Suyu, sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Bırakacağız. Her kişi için bir tane bir parça aldınız değil mi? Kişi başı bir tane. Kişi başına bir tane. İnşallah tenceremiz alır. Evet İlbis abicim. İzleyicilerimize bir selam verin. Evet, herkese selam olsun. Çalışma alanımız dar ama olsun. Biz böyle mutluyuz diyoruz. Evet. Keyifli. Evet. Burada yok. Mangalda mühürleyeceğim, haşlama yapacağım. Onun lezzeti farklı oluyor. Ama bizde mangal yok. Bizde ne var? Bizde Türk var abi, ne yapalım. Çok güzel vallahi. Et yumuşak. Bu. Evet, gerçekten et yumuşak. Et değil ama gene de yumuşak diyor. Evet, evet. Gençmiş yani. Biz bilemedik de. Gençmiş. Çok güzel. Bak, gittikçe rengi esmerleşecek. Hafif hafif kızardı. Tabii. Ondan sonra bunu çıkaracağız. Ondan sonra alacağız bunu. Tekrar layım. Tekrar soğan doğrayacağız bu yağın içine. Onunla beraber bunu biraz kavuracağız. Daha sonra malzemeleri içine yerleştirelim. Bunun içine ekstra ne atıyoruz? 2 adet havuç. O da renk versin diye. Bunu kapri biberle deneyenler de var. Kapri biber de olur, bir iki tane kırmızı biber. Ha, yoksa hiçbir gerek yok. Soğan. Tabii. Patates. Aynen. Patates koyacağız tabii. Patates koyacağız. Yeteri kadar. Fazla da olmayacak. Şimdi ben şunları ne dedik daha önce de şunları bir alayım. Şimdi tencerenin boş kısmı da lazım bana. Nasıl? Patatesin ete faydası ne? Patatesin nasıl? Havuç renk geliyor ya. Ha. Patatesin bir faydası yok. Eti yumuşatan tek şey ve eti kokusunu alan tek şey soğan. Mesela haşlamaya şey yakışmıyor, sarımsak. O da kokusunu alıyor ama biz en güzeli böyle. Bir tane daha atalım. Anladım. Yok, şimdi şunları çevireceğim değil mi Umur'da? Bak ne yapacağım? Şunların çünkü yağlı kısımları var ya. Hmm. Onu da şöyle çevireyim. Sıkıştıralım bu araya. Şu bıçağı kullanalım. Ha, mühürlensin böyle yavaş yavaş abi. Acelemiz yok. Şunu da şöyle. Ocağın altını aç istersen ocağın. Yok, iyi. Yok. Şimdi yağı da yakmak istemiyorum. Hem et suyunu bırakıyor. Gayet güzel. Bu muydu? Diğer olması lazım. Değil mi? Hem et suyunu bırakıyor.
Net olmuyor bu şey. Bu aşamada hiç tuz falan yapmıyor. Bu aşamada hiçbir şekilde tuz veya başka bir şey yapmıyor. Şunu da atalım. Sırt tarafı. Yani hepsi bu şekil olacak. Öyle arkadaşlar. Mi? Evet. Çok güzel görüntü abi. İnşallah. İnşallah lezzetli de güzel olur. İnşallah. Bugün arkadaşlarımız oruç 3 ayları tutuyor bu güzel insanlar. Onlara ben ikram olsun diye yapıyorum. Hem Uğur Bey hem Yılmaz Bey 3 ayları tutuyorlar. Rabbim onların oruçlarını kabul etsin. Amin. Bize de dua etsinler inşallah. İnşallah. Biz de ne yapıyoruz? Senin bu emeğini ne yapıyoruz? Öldürmüyoruz. Böyle canlı bırakıyoruz. Hep de bizdesin istiyoruz. Evet arkadaşlar. Normalde iki kişilikti. Maalesef Uğur Bey oruç olduğu için aşırı acım dedi. 10 kişilik yemek yaptırıyor bana. Olsun. Canı sağ olsun. Sorun mu? Sorun değil. Gördünüz mü orada? Gördün mü? Ha, bu haşt böyle mühürlemeden olur mu? Olur. Ama ben böyle tercih ediyorum. Dinlenmiş et bir gün, iki gün sonra kesilmiş bir koyun etinden çok rahat, hiç dinlendirmeden yapılabilir mi? Yapılabilir. Evet. Evet. Oh. Dediğim duvamı alıyor. Çok güzel. Bak. Üzerindeki yağlar evet, mı? Yağlar böyle hafiften kızardığı zaman daha lezzetli olur bu şekilde. Evet. Arkadaşlar fazla da yaparsak kavurma gibi oluyor. Ona dikkat edin. Eğer yapma gibi bir niyetiniz olursa şunu söyleyeyim. Eğer çağırırsanız valla yardımcı olurum size. Ama et size ait. Efe sen bu işi biliyorsun ya. Yok sen. Ya bir işi isteyerek yapmak yok. Biliyorum severek yok, yapmak var ya. Aynen öyle. Bir işi isteyerek ve severek yaparsan gerçekten iyi oluyor. Gerçekten iyi oluyor ya. Bu yağlı kısımlarında mühürleyelim. O bizi izleyenler ne yaptı? Yorum yapsınlar. Valla evet. Beğensinler. Kanalımıza abone olsunlar. Kanal Bey'in kanalı. Bana 1 lira para gelmiyor arkadaşlar. Etim onu aldırıyor. Her şeyi bana yaptırıyor. Çekimi de ben, çekim Uğur Bey yapıyor ama maalesef. Ama güzel oluyor abi. Evet, olacak inşallah. Yani, ben atakıyorum. Onun ne olur? Sana ışık lazım. Çok sağ ol. Bunu unutmayacağım. Ne olacak? Şurası olmadı. Yok yok. O döner olur şimdi. O döner olur abi. Aynı yağ ıslak etmiyor. Çekmiyorum değil mi? Çekmiyorum. 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 Vallahi ben şu aşama gerçekten çok güzel oldu. Evet. Gördün mü? Bak. Yağlı kısmını böyle kızardığı zaman gerçekten lezzetli oluyor. Bütün yağını... Islanmış etleri buraya çıkarttık böyle abi. Ay, haşlama değil. Şey, mühürlediğim etler, ayçek yağında mühürlediğim etleri buraya attık. Daha sonra şeyden sonra son kavrulduktan sonra tereyağı veya margarinle atabilirsiniz. Tek bir parça kaldı. Aynı tencereyi bozmayacağız, devam edeceğiz. Bu tencerenin içinde yapılacak. Sesi duyalım abi. Evet. Buyurun. Böyle bir şey yok öyle. İyi değil. Öyle mi? Evet İsa abi. Soğanlarımızı, yağın içine attık. Evet, üstüne tereyağı mı ekledin? Tabii. Bu aşamada tereyağı ekliyorum. Mühürleme de eklemiyorum. Bunu hafiften pembeleşene kadar şimdi 2-3 yemek kaşığı da
bununla beraber un atacağız. Onu bununla beraber kavuracağım. Daha büyük tencere olsaydı etinle beraber marine edecektik ama hiç gerek yok. Bunu bu aşamada biraz kavuracağız. Kızgın yağıyla soğanla beraber topaklaşma yapmadan. Biraz daha ateş canlandı şimdi. Evet. Ateşiniz yanıyor mu ki? Evet. Ateşimiz canlandı şimdi. Daha soğanı da yakmak istedim. Evet, şimdi bu soğanı. Şu an soğan bu şekil çok gibi gözüküyor ama soğan tamamen içinde eriyip kayboluyor. Yani soğan hiç görükmeyecek. Haşlamanın içinde soğan bulamazsınız. Açalım biraz daha. Artık. Biraz daha açalım. Yok ya, o kadar da şey yapmak istemiyor. Soğanı yakmak istemiyor. Yemek kaşığı alayım. Uğur Bey bir tane. Ne yapıyorsunuz? Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Birisi karıştırırken diğeri. Evet, kaç. Kaç kaşık atacaksın diye? Valla ben 3 kaşık yeter diye düşünüyorum. Bunu suda yapıp dökmüyor muydu? Yok, bunu normalde kavurabiliyorum da. Biraz un kavrulsun istiyorum. Sıcak suyumuz var, ekleyeceğiz birazdan ama şimdi değil. Bunu çok değişik yapanlar var. Harunuşunu suya direkt katanlar var. Yeterli mi o kadar? Bir kaşık daha atacağım. Altını ona göre açalım. Kapatalım. Patatesi de doğrayacağız. Tereyağı bu aşamada kattık. Yeter. Şuradan biraz bir iki bardak sıcak su alacağım şimdi Uğur Bey. Çaydanlık. Evet, çaydanlığımız da var. Evet. Ne kadar koyacaksınız su? Abi bir şey daha sonra ekleme yapacağız ama şu aşamada değil. Tamam. Gayet güzel. Evet. Nasıl bunu tercih ederseniz yoğurt da katabilirsiniz. Ama ben yoğurt tercih etmiyorum. Şimdi etle beraber bu kaynamaya başlayacak. Biraz havuç atacağız. Daha sonra kaynattıktan sonra patates atacağız. Olay bu. Abi etler içine attık herhalde. Evet, şimdi suyumuz kaynadı. Etlerimizi, mühürlediğimiz etleri böyle suyun tane rengi tane. Değişmiş ama. Evet, suyun rengi değişti. Görüyorsun değil mi sudaki güzelliği? Çok güzel. Bu kaynayacak arkadaşlar. Patatesi ve havucu ben az kullanıyorum. Fazla kullanırsak biraz fazla tatlı oluyor. Yani aroması çok bu geçiyor. Bu kadar. Patateslerimiz doğranıyor. Ufak patatesler herhalde bunlar da. Ufak ama. Parçalamadan. Evet, parçalamadan bu şekil atacağız arkadaşlar. Bu şekil. Patates ne zaman atıyoruz abi? Patates daha sonra atacağız. Şu an değil. Evet. Patates daha erken pişer. Etin kıvamına bakacağız. Şimdi onu 15-20 dakika kala atacağız. Kadar evet. Ve kapatıyoruz şu evet. An. Evet. Evet, yemeğimiz pişti. Altını kapattık. Evet. Üzerine maydanozlarımızı atıyoruz. Attık, altını kapattık. Bu servis hazır biraz ama... Biraz sonra servis yapacağız. Evet, 15-20 dakika. Dinlensin mi? Tabii, o dinlensin. Etimiz bu şekil. Evet. Ama senin bir de şu... Hazırladık, bitti. Sana attıracağım, dur git. Tamam. Başlıyor. Evet, İdris abi şöyle buyur İdris abi. Şöyle.